altındaki doğal yaşamı keşfetmeye hazır mısınız? Bugün Kıbrıs'ın en ucunda, Dip Karpaz'dayız. Çeşit çeşit balıklar ve zengin biyoçeşitliliğiyle cennet gibi bir yerdeyiz. Aslan balıkları, ahtapotlar, mürenler, belki de köpek balıkları. Macera şimdi başlıyor. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ın en doğu ucunda yer alan Karpaz Yarımadası'ndayız. Tarih boyunca inzivaya çekilmek isteyenlerin hep uğrak yeri olmuş. Aynı zamanda burada pek çok endemik bitki ve kuş türü var. Bölgede serbestçe dolaşan yabani eşekler de Karpaz'ın sembolü olmuş. Berrak suları, renkli mercanlar ve zengin deniz yaşamıyla da dikkat çeken bu bölge, dalış tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Arkadaşlar herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ın en ucunda Karpaz'dayım. Daha öncesinde Kıbrıs'ta çok fazla video çekmedim. Doğal yaşamda yaptığım çalışmaları da suyun altına taşımayı her zaman istemiştim. Bu hayalimi Kıbrıs'ta gerçekleştirmeye karar verdim. Geçtiğimiz aylarda Antalya'da deneme dalışları yaptım. Ve bu deneme dalışların ardından suyun altına olan ilgim daha da arttı. Ve bugün Kıbrıs'ta Alpin abi bana eşlik edecek. Hoş geldin. Hoş Öncelikle buldum. Seni tanımak bizim için çok büyük bir gurur. Senin gibi başarılı insanlarla bu projelerde bulunmak ve ülkemizde görmek anlatılmaz bir duygu. Sonuna kadar her zaman arkandayız. Destekçiniz sen ve senin takipçilerinin kapılarımız her zaman açık. Teşekkür ederim. Abi bugün birlikte dalış yapacağız. Doğrudur. Serbest dalış. Ve bu serbest dalış sırasında kaç metreye dalacağız ve daldığımız bu derinlikte hangi hayvanları, hangi balık türlerini görebiliriz? Biraz bilgi verebilir misin? Şimdi öncelikle Doğanay, çok derin dalış yapmayı tavsiye etmiyoruz bugün. Çünkü suya iki kişi girildiği zaman iki kişinin de performansı ve inebildiği derinliğin aynı olması lazım. O yüzden biz hem seni hem de kendimi güvence altına alabilmek için yaklaşık 2 metre ve 7 metre bandında dalışlar yapacağız. Hep dip dibe olacağız. Hep gözümüz birbirimizin üstünde olacak. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki kendi dünyamızdayız fakat kendi evimizde değiliz. Doğada ve denizde olduğumuz zaman. Suyun altına daha yeni girmeye başlıyorum senin sayende. Ve şimdi doğaya çıktığımızda karadaki doğal yaşamda, yaban hayatında nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Ama suyun altında nasıl davranmam gerektiğini de senden öğrenmek istiyorum. Ben hep söylerim, karada bir ayıyla karşılaştığımızda neler yapıyoruz? Ben onu defalarca gördüğüm için deneyim sahibiyim ve artık biliyorum. Şimdi ben suyun altında bir köpek balığıyla karşılaştığımda neler yapacağım? Bunları da senden duymak isteyeceğim tabii ki de. Şimdi araca binelim abi. Dalacağımız noktaya gidelim. Zaten etrafı da şöyle bir izleyenlere gösterelim. Çok güzel tabii manzaralar ki var. Muhteşem bir yere getirdim beni. Gerçekten teşekkür ederim. Yolculuğumuz ve sonrasında dalışımız güzel olsun. Rastgele. Buradaki bu bitki örtüsüyle iç içe olmak, hem denizin hem bitki örtüsüyle bu kadar yakın olmak, ikisinin de birbirine bu kadar yakın olması, bizim aslında denize olan tutkumuzu ve bağlılığımızı her gün ve doğa sevgimizi her gün daha da çok arttırıyor. Gittik sonra daha da fazla artıyor. O yüzden yani bu sevdayı herkese, her şeye doğru biçimde, bilinçli bir şekilde aşılamamız lazım diye düşünüyorum. Yaklaşık 14-15 yıldır zıpkınla dalış yapıyorum. Deniz beni çoğu şeyden kurtardı. Belki de denizle tanışmasaydım Doğanay, çok farklı yerlere gidebilirdi işler. Çünkü ergenlik dönemleri var, hayatında yaşadığın sorunlar, problemler var. Ama ben her zaman bu maskeyi takıp denize girdiğim zaman bütün problemlerim hep denizde kaldı. Yani benim bir nevi terapim oldu. O yüzden bütün çocuklara da denizle içli dışlı olmasın, her zaman bilinçli bir şekilde ve bilinçli bir kişiyle şiddetle tavsiye ediyorum.
Geldik abi. Atmosfer. Muhteşem. O suyun sesi, o burnumuza gelen doğanın kokusu. İnanılmaz. Gerçekten muhteşem. Tamamen terapi. Burada da alacağız herhalde. Evet, bölgemiz burası Doğanay. Şimdi Karpaz'da biliyorsun ki bir kuzey kısım var, bir de güney kısım var. Biz havayı takip ediyoruz. Kuzey tarafında fırtına olduğu zaman gelip bu güney kısmında dalıyoruz. Bu yüzünde dalıyoruz. Bu tarafta fırtına olduğu zaman diğer tarafa kayıyoruz. O yüzden deniz seçimimizde bir anda fırtına çıkarsa bölge seçimi açısından da çok avantajlı oluruz. Hmm. Diğer tarafa geçebiliriz. Peki biz suyun altındayken fırtına çıkarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bak, denizin her zaman bir sözüm vardır benim. Denizin de nabzı vardır. O nabzı ne kadar stabil tutabilirsen, nasıl ki sen bir ayıyla karşılaştığın zaman her şeyi böyle kalp atışlarını, her şeyi sakin tutuyorsun ya. İşin tek püf noktası bu. Soğukkanlılık ve hırs yapmamak. Her işte bu şekilde ya, gerçekten. Ama güzel. 11. ayın sonundayız. Evet. Sularımız da yavaş yavaş soğumaya bizim başladı. Bizim memlekette kar, kış, kıyamet. Biz burada tişörtle. Burada günlük güneş gerçekten hani 20 küsur derece kadar ulaşacak bugün sanırım. Evet, doğrudur. Hava. Yani havalarımız zaten 2 güne kadar soğumaya başlayacak. Meteoroloji dairesinin verdiği bilgilere göre. Son demlerinde biz evet, tadını çıkarmış olacağız. En güzel zamandayız. Güzel zamandayız. Şimdi arkadaşlar bu noktada çok güzel bir şekilde dalış gerçekleştireceğiz. Benim ilk deneyimlerimden bir tanesi olacak. Alpin abim de sayesinde. Abi ekipmanlarımız var, hazır zaten. Ekipmanlarımızı kuşanalım. Şu güzel atmosferin tadını çıkaralım. Hemen Kıbrıs'ın serin sularıyla seni buluşturalım doğada. Soğuk mudur su? Serin. Deneyelim bakalım. Evet. Şimdi ben dağlara, ayıları, kurtları gözlem yapmaya giderken de hep aracın yanında hazırlık aşamalarını çekerim. Ayıyı gözlemleyeceğim zaman ne gibi ekipmanlar kullanırım veya ne gibi yollar izlerim bunları da sizlere aktarırım. Bugün de evet dalış yapacağız ama dalışta hangi ekipmanları kullanacağız, aşağıda bize neler lazım olacak bunlardan da bahsetmek istiyorum. O yüzden Alpin abi yanında hem bana hem kendisine dalış ekipmanlarını getirdi ve dalış ekipmanlarıyla serbest dalış için çok güzel bir şekilde ekipmanlarımızı kuşanıp dalışımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu konuda da Alpin abi bizlere bilgi verecek. Evet Doğanay, dilersen malzemelerimizi yavaş yavaş anlatarak çıkaralım. Bugün yanımızda 4 çeşit farklı zıpkın getirdik. Biri derin sular için, diğerleri ise daha orta sular için, diğeri ise delik altı dediğimiz avlarda küçük manevra kabiliyeti yüksek silahlar. Mesela bu derin avlar için olan silahımız. Birazdan istersen detaylı gösterirsin bunları. Kıyafetlerimiz çok önemli Doğanay. Kıyafetsiz dalış ya da yarım kıyafetle dalış. Kim söylerse hiç kimse inanmasın çünkü cildin açıkta kaldığı zaman hastalıklı taşlar olur, deniz anası olur. Bu gibi cilde zarar veren hayvanlar hiçbir şekilde senin cildine temas etmemesi lazım. Bu yüzden kıyafet çok önemli. Bu arada tabii zıpkınlar burada. Abi ne ara avcı oldun demeyin. Arkadaşlar Alpin abi bu konuda deneyimli ve deneyimlerini de benimle paylaşıyor. Kıbrıs olsun, Türkiye olsun denizlerde birçok istilacı türler olabiliyor. Bu karadaki hayvanlarda da geçerli. Karada da istilacı türler mevcut. Su maymununa örnek verebiliriz. Türkiye'de su maymunu yaşıyor mesela. Bunlar da bu bir memeli ve istilacı tür. Her neyse onun istilacı tür olması vurulmasına tabii ki de sebep değil ama şimdi biz suyun içerisine giriyoruz ve balık avcılığı, işte balık yiyoruz, bunu tüketiyoruz sonuçta. Şimdi girmişken de aslan balığı tüketilebilir istilacı tür. Çok doğru Doğan. Yani ve bunun zararlarına örnek olarak ne verebiliriz abi? Şimdi balık yumurtalarını çok hızlı şekilde tüketen bir hayvan. Canlı kesinlikle avlanabilir bir limiti de yok. Biz sadece işte bunu nasıl diyeyim sana, doğaya tabii ki habitatın bir, doğanın bir dengesi vardır. Biz gene de her zaman olduğu gibi yiyebileceğimiz miktarı vurana kadar sadece. Evet. Limiti olmaması bir sürü vuracağımız anlamına gelmez. Ama sonuç olarak şu çok önemli. Sen de söyledin ya. Yani bu aslan balığı ismini verdiğimiz hayvan hani istilacı tür, diğer balıkların yumurtalarını belki de yiyerek aşağıdaki biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiliyor. Çok doğru. Öyle olmasa istilacı tür olarak adlandırılmaz. Tabii ki. Bu arada Kızıldeniz'den başlayıp Ege'ye yayılan bir türdür. O yüzden yani bu zıpkınlar olma nedeni de bir aslan balığıyla karşılaşırsak yiyebileceğimiz miktarda avlayıp burada hem evet, onu pişirip doğru yemeğimizi de yapıp buradaki doğal ortamda güzel bir vakit geçireceğiz. Aynen öyle. Bir de tabii bunlar bizim güvencemiz suda. Evet. Herhangi bir saldırıya karşılık böyle bir vaka Kıbrıs'ta görülmedi tabii ki ama. Şimdi köpek balıkları da bu sularda görülüyor. Aynen. O yüzden bunlar da bizim bir nevi güvencemiz. Evet. Ekipmanlarımız neler var abi? Biraz onları gösterelim. Evet. Şimdi zıpkınlarımızı zaten çıkardık. Paletlerimiz var.
boyutları her zaman serbest dalışta palet uzunluğu bu olur. Genelde 60-90 santim arası civarı olur. Neden? Çünkü vücuttaki en uzun kas her zaman bacakta olur. Bu paletin yarısı kadar bir palet olduğunu şimdi düşün. 5 metre gidebilmen için yaklaşık bir 20 palet vurman lazım. Bununla 5 metre gidebilmen için 2 palette gidersin. Derdi. Yani burada ne olur? Daha az oksijen ihtiyacı. Anlatabildim mi? Yani bisikletin vitesi gibi. Aynen öyle. İşin sırrı bu. Aynen. Yukarı olursa tam biraz daha zor oluyor. Tabii ama ki. Daha uzun mesafe aynen. Kat edin. Yarı karbon dediğimiz paletleri. Daha çok kıyı avlarında full karbon dediklerimizi. Daha çok derin avlarda. Çünkü itme gücü ivme olarak aşağıya doğru karbon paletlerde her zaman daha iyidir. Ne güzel ses çıkıyor. Su sesi. Evet. Onun sesi bile terapi yani. Evet. Burada bir el feneri var abi herhalde. Aynen öyle Doğanay. Su geçirmez değil mi bu? Tabii ki %100 su geçirmez. 1200 lümen bir dalış feneri. Bunu da neden kullandığımızı açıklayayım sana istersen. Tabii. Şimdi bazı durumlarda delik ve mağaraların içinde yaşayan balıklar vardır. Ya da korkup kaçacak elleri olduğunda delik ve mağaraların içine saklanır balıklar her zaman. Onları görebilmek için. Gün ışığı da onların içine girmediği için dolayısıyla biz de fener yardımıyla onları görebiliyoruz. Peki abi ben girmediğim için soruyorum. Çok derinlere dalmadığım için soruyorum. Kaç metreden sonra ışık gitmeye başladı? 200-300 metreye kadar güneş ışıkları ulaşabilir doğada. Bir de şunu şöyle söyleyelim yani sadece balık bulmak için diye düşünmeyelim el fenerini. Dalışta her zaman her ekipman senin hayatını kurtarabilir. Atıyorum bir vaka oldu gündüz dahi olsa fenerin 1200 lümen gücüyle yardım da çağırabilirsin uzaktan bir şey olursa. Bu tarz avantajlar da vardır. Aşağıda ses yapma durumumuz yok. Balık çağırma tekniklerinin arasında var. Nerede? Evet, böyle aynen öyle. Gırtlaktan öterek ya da küçük küçük taş hareketleriyle. Çünkü bazı balıklar vardır. Kafasındaki taş yardımlarıyla. Taşları birbirine sürterek birbirlerine İletişim temas kuruyorlar. Kuruyor. Aynen öyle. Bakın nasıl da bağlantı kuruluyor farkında mısınız? Doğada ayıları gözlemlemekte işte ağaçlar görev alıyor. Nasıl görev alıyorlar? Sürtünme ağaçları. Birbirlerinin kokularını bırakıyorlar ve iletişime geçiyorlar. Aynen. Burada da işte taşlar olsun, belki de yosunlar, belki de aşağıdaki kayalar olsun. Hayvanlar bunlarla kendi aralarındaki iletişimi aynen sağlıyor. Aynen öyle. İşte biz de bunlara yavaş yavaş. Önce 2 metre, sonra 5 metre, 10, 50 derken suyun altındaki vahşi yaşamı da sizlerin de görgü tanıklığıyla keşfetmeye devam edeceğiz. Yanımızda yine aynı şekilde iki çeşit dalış kıyafeti getirdik. Biri kışlık, biri yazlık. Kışlık olan 5 milim, yazlık olan 3 milim. Kıyafetin kalınlığı ne kadar artarsa üşüme o kadar düşer. Paranın desteği kalınlığı da artıyor değil mi? Tabii ki. Orada da o devreye girer. Bir de şöyle bir bilgi vereyim sana. Dalış esnasında idrarın geldiği zaman kıyafetin içine yapmak durumundayız. Pisette dediğimiz yani şöyle bu da ısınma yöntemi var. Hem ısınma yöntemi kış için hem de mecburi. Burada bir de pisette dediğimiz bir parça yapma şansımız var şuraya. Oradan dışarı idrarınızı bırakabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü tıkırdakımsı yapılarda sıkışmada ciddi rahatsızlıklar çıkabilir. 10 liraya da şnorkel var Doğanay. 100 liraya da var, 1000 liraya da var. Burada söz konusu bizim her zamanki gibi hayatta kalmamız. Ve bu küçük detaylar bile, vereceğiniz o para, o miktar bile hayatınızı öyle bir kurtarır ki. Şimdi 5 liralık kemik şnorkeller varken 500 liralık silikon şnorkeller de var. Bu senin hayatını nerede kurtarır? Herhangi bir mağaranın içine girdiğin zaman, eğer bu şu şekilde mağaraya sıkışırsa, kafanı çektiğin zaman bu hemen bu hareketi yapar. Evet. Eğer bu kemikleşmiş ya da çok basit bir şnorkelse kafanı çektiğin zaman gözlükle beraber çıkar. Ve onun katlanma payı yok. Hı. Bu kadar küçük detaylar bile hayatında çok, çok önemli var. Çok yeri var yani. Denizde sessiz olman lazım. Dedim ya denizin de bir nabzı var. Hı hı. Nefeslendikten sonra, nefesini güzel aldıktan sonra, nabzını düşürdükten sonra aşağı ineceğin zaman bunu ağzından çıkartman lazım. Hı. Çünkü bu burada kalırsa içi su dolmaya başlar. Sen aşağı inme esnasında bu defa buradan baloncuk atmaya başlar. Bu balıkları ürkütür. Tamam bu benim için önemliydi. O zaman daldığımız anda onu çıkartıp koyuyoruz. Peki bunun askısı var mı onu? O tercih meselesidir. İstersen kayışın arasından koyarsın. İstersen buradan bak yeri var. Bu şekilde gözlüğe takarsın. Tamam. Benim tercihim arasından geçirmek. Çünkü hani bir müdahalede bu gözlükten ayrılabilsin. Kayışın arasından geçiriyoruz değil mi? Tabii ki aynen. Tamam. Aslında en önemli unsurlardan birini anlatayım sana. Şamandıra. Bu senin denizde hayatını esas kurtaracak olan şeydir. Şişme bir balondur. Başka hiçbir özelliği yok. Bunu biz kendimize takıyoruz herhalde. Evet. Üstüne takmana gerek yok. O biraz riskli olur. Ayağına dolanabilir. Bunu serbest bir ip şeklinde yanımızda çekerek götüreceğiz. Hmm. Bu Doğanay sana hem teknelere hem de herhangi bir farklı deniz araçlarına orada dalgıç olduğunu gösterir. Uzaktan fark edilirsin. Bu arada şimdi Alpin abiyle biz hazırlanıyoruz. Evet ama kamera arkasında kim var? Arkadaşlar kamera arkasında da benim hem okuldan tanıştığım genç bir arkadaşım hem takipçimiz Instagram'dan görüştük. Gelmek istedi. Beraber geldik buraya. Çok teşekkür ederim kendisine de. Ama biraz bir panik halinde. Soralım kendisine niye panik yapıyorsunuz acaba?
Şimdi şöyle, atıyorum siz gittiniz. Orada bir sıkıntı oldu. Ben ne yapacağım? Yani tek başıma buradayım. O yüzden... Sen biraz her türlü kötü durumu düşünen birisin herhalde. Evet, bütün tedbirleri almam gerektiğini düşünüyorum size karşı. Ama yanınızdayım, merak etmeyin. Bir şey olursa ben buradayım. Az önce diyor ki, köpek balığı saldırsa size ne yaparım diyor. Haberleri duyuyoruz arkadaşlar. Yarın öbür gün ya da şimdi Allah göstermesin lütfen. Abi burada hangi köpek balığı türü vardı? Burada Akdeniz resifi dediğimiz gri harhar yas cinsi var. Kesinlikle bir aktifliği ya da bir saldırganlığı yoktur. Kıbrıs zaten böyle bir vaka da yok. Ama karşılaştığımız çok olur. Hiçbir şey bilemeyiz. Duydun mu? Yani panik yapmana gerek yok. Saldıran bir tür değil. Ben tedbir halindeyim. Her saniye şu an 112 arayabilirim. Hiç sıkıntı yok. Hiç atlayıp kurtarırım yok yani. Direkt 112 arayacağım. Yani şimdi köpek balığı varsa pek atlayamam. Evet. Kıyafetle çekime hazırlandığımıza veya şimdi suya dalışta hazırlandığımıza gerçekten o şeye verilen önem ortaya çıkıyor. Ben de bunu giyince kendimi 40 yıllık bir dalgaç gibi hissettim. Şimdi suyun altında da görev görecek olan makinemiz bu. GoPro. GoPro yanımızda olacak. Her anımızı kaydedeceğiz. Gerek suyun altını, gerek eğer aslan balığı çıkarsa ve Alpin abi onu avlarsa onu veya işte köpek balığı belki de %1 ihtimal olsa bile bunlara dikkat etmek kesinlikle gerekiyor. Bu gibi durumları, suyun altında yaşadığımız her durumu GoPro ile kayıt altına alacağız. Ben çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. Thank you.
Arkadaşlar bu işler dışarıdan göründüğü gibi kolay değilmiş. Hele alışık olmayan biri için hiç kolay değil. Nefes kontrolü çok önemli aşağıda. Burun yapımdan dolayı ağızdan nefes alırken burnuma su kaçıyor. O yüzden aşağıda nefesi dengeleyemedim. Bir aslan balığı avladık zaten ben aşağıdayken. Şimdi Alpin abi devam ediyor. Aşağıda canlılık efsane. Görüntüler çekmeye devam ediyor. Muhteşem bir yer. Muhteşem denizaltı görüntüleriyle sizlerle olduk zaten. Aslan balığını çıkınca pişireceğiz. Suya girerken söylediğimiz gibi yemeğimizi çıkarıp kuyumuzdan çıktık. En önemlisi de kazasız belasız bitmesiydi Doğanay. Senin de performansın gayet iyi. İki antrenman sonra yeni body'm sensin, haberin olsun. Bu arada bir tane güzel çupramız var. Son dakika golü burada vurduk çıkarken. Kısmetimizdi. Bir tane sokan balığımız var. Bir tane tral balığımız var. Dört tane de aslan balığımız var. Tam üç kişiye yetecek kadar balık. Mutlaka buradan avlayan arkadaşlara da denizlerimizi koruyalım. Ve lütfen ve lütfen limitler dahilinde avlanalım arkadaşlar. Sahilde dolaşan sevimli eşeklerle geçen eğlenceli anlar bu bölgede yaşadığım anılardan sadece birkaçı. Karpaz, doğa ve deniz tutkunları için gerçekten benzersiz bir keşif noktası. Radar abi bunlar herhalde. Merhaba memur bey. Merhaba memur bey. Kimlik kontrol mü var? Merhaba. Kimlik kontrol bu taraftan. Memur bey yanlış yerden geldiniz. Hoş geldiniz. Bu tarafı çekersiniz Doğanay bey. Memur bey olmaz böyle. Doğanay bey. Memur bey şey istedi. Ama bak böyle olmaz. Tamam al. O ağız hareketleri neydi abi? Sümüğün akıyor sümüğün üstü. Evet arkadaşlar, haraç memurlarını doyurmaya devam ediyoruz. Bunu vermeden bu yoldan asla geçemezsiniz. Onu size söyleyeyim. Çekeceksin yoksa. Aldın mı makro? Yakınsın. Buyurun memur bey. Evet artık yolumuza gidebilir miyiz? Aynı görüyorsunuz. Yolumuza devam edebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bırakmıyor abi peşini. Doğanay söyledik, haraç memuru dedik. Gerçekten bak, haraç memuru. Yani... Koşuyor bir de bizimden. Aslan balığını temizlemenin en pratik yollarından biri makas. Yeri geldiğinde bıçak kullanmanıza bile gerek kalmaz. Sadece parmaklarınızı çok temkinli kullanmanız lazım. Bu tikenler çünkü. Bakın ucuna. Doğanay gördün ucunu. Abi nasıl bir şey o ya? Aynen. Herhangi bir böyle solunum yolu hastalığı ya da alerjik bir hastalığınız varsa büyük sıkıntı yaratır. Bu arada ben bunun hakkında şu bilgiyi vermek istiyorum.
Şimdi istilacı tür olarak bahsettik aslan balığından. Akdeniz kıyılarına gelmiş. Aslında en istilacı tür insan oldu tabii ki ama şu anda günümüzde bir şekilde gerek insan vasıtası olsun gerek çevre şartları olsun bir şekilde istilacı tür olarak Akdeniz'de bu hayvanlar yayılmış. Şimdi bu hayvanların doğal düşmanı, doğal avcısı çok az olduğu için istilacı bir şekilde üreyebiliyorlar. Dolayısıyla bunları avlamak serbest. Zıpkın avı veya olta avıyla yakalamakta herhangi bir sorun yok. Ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bu hayvanların az önce söylediğim doğal avcısı çok az. Fakat müren balığı gibi balıklar bunların doğal avcısı aslında. Yani biz mesela abi bunu avladık okey ama müren balığını da avlasaydık benim işim burkulabilirdi. Çünkü aynen istilacı öyle, türlerin doğal avcısı. Aynen öyle. Yani ekolojik dengeyi hep ardı sıra gelir evet. Ya ekolojik zincir gibi. Ayıkladığınız balıkları da arkadaşlar. Tekrar denize atın ki yengecidir, mürenidir Doğan Ay'ın söylediği gibi. Yani zinciri devam ettirelim. Onlar da bundan faydalansın. Hiç salataya, ekmeğe falan ben girişmiyorum. Balıkçı usulü yaptık o anı. Balıkçı usulü abi. Hemen şurada limonumuzu alıyoruz şöyle. Sadece limon sıkıyorum ben şöyle. Ondan sonra da parça şöyle alıyorum. Nasıl bulduk? 10 numara, ellerine sağlık abi. Hala daha denizin tadı üstünde değil mi? Vallahi ben normalde annem babam da bilir, ailem, yakın arkadaşlarım da bilir. Ben balık yemem. Fakat bunun hani en baştan sonraki aşamasına kadar şahitlik ettim ya gerçekten çok bunu yemesi oldu. Hem değerli hem de ayrı bir lezzeti var. Ellerine sağlık tekrardan. Afiyetler, şeker olsun bana. Afiyetler olsun. Şimdi bu görmüş olduğunuz elimdeki aslan balığının pişmiş hali ve tadını gerçekten merak ediyorum. Şimdi deneyimlerken size de nasıl olduğunu söylemek istedim. Daha böyle etimsi bir, aynen. Değil mi? Yani bir lezzet, bir aroma var. Muhteşem. Bembeyaz et, Doğan Ay. İlk defa yiyorum ve çok beğendim. Hep okula geldim. Hep böyle Kıbrıs deyince aklıma o ders çalıştığım birinci sınıf, pandemi zamanında geçirdiğimiz o zorlu zamanlar, gitgellerimiz geliyor. 3. 4. sınıftaki o zorluklar, şu anda 5. sınıftayım. Yani Kıbrıs deyince aklımda hep okul, ders, okul, ders. Dolayısıyla stres geliyordu. Son zamanlarda biraz gezmeye başladım. Dalış yaptık, Kıbrıs'ın kültürünü görmeye başladık. Bugün yaptıklarımız bence buna bir örnekti. Hem dalış yaptık hem eşekleri gördük. Şimdi de Alpin abi buranın bir kültürü varmış galiba, onu deneteceksin bana. Aynen öyle doğru. Ne yapıyoruz abi? Kardeşim şimdi bizde bu bir nevi batılı inançtı, tamam mı? Zeytin dalını yaktığımızda bizi gözden, hasetten uzak tutacağına inanırız. Ve bunu da sevdiğimiz insanlara yaparız. Sağ olasın abi. Hiçbir zaman seni göz tutmasın, hayatın boyunca her zaman başarılı ol. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Vallahi gerçekten tekrardan ellerine, emeklerine sağlık. Afiyet olsun. Bugün abi. Çok güzel bir deneyim yaşadık. Teşekkür ederim tekrardan. Hiçbir şey. Esas ben sana teşekkür ederim Doğan Ay. Evet, senin gibi yetenekli gençlerinden bu derece başarılara kendi başına hep basamakları hızlıca tırmanan biri olarak ben seni misafir etmekten onur ve gurur duydum. Ben de mutlu oldum. Darısı nice buradan bütün gençlere de sesleneyim. İsteyince yapamayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Yani bu İnsanoğlu için geçerlidir. En basit örneklerinden biri de teşekkür burada. Ederim. Bu arada ben bir şeye parantez açmak istiyorum. Alpin abimin kurduğu bir kuruluş var. Bunun da amacı aslında bizim bugün yaptığımızı özetliyor. Yani biliyorsunuz Türkiye'de olsun, dünyada olsun kötü alışkanlıklar çok fazla ve çok yaygın. Ergenlik çağına gelmiş çocuklar herhangi bir meşgalesi olmadığı zaman sağa sola atlayabiliyor ve kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Aynen öyle. Benim babamın bana uyguladığı işte fotoğrafçılığa yönlendirmesi de aslında buna bir örnekti. Senin yaptığın Oga Team de aslında bunu hedefliyor. Sen anlatsan daha iyi olur abi. Kısaca özetleyeyim sana. Günümüzde batıyor zaten bu eşitlikte. Zaten gözümü alamıyorum bu manzaradan. O da ayrı bir şey. Şimdi bu 6 yıllık bir kuruluş. Biz 6 kişi yönetim kurulu olarak
Bunu kurmaya 6 yıl önce karar verdik. Niçin karar verdik? Balıkçılığın sadece denizde balık avlama olmadığını. Mesela biz her sene denizde doğayı hisset diye etkinlik yapıyoruz. İşte evet. İhtiyaçlı çocuklarımızı alıyoruz, götürüyoruz, balık avlatıyoruz. Bu sayede çoğu çocuğumuz, 2-3 tane çocuğumuz diyeyim, çok güzel bir şekilde geri hayata döndü. Ve biz bunun hala daha gururunu yaşıyoruz. Her sene de büyümeye devam ediyoruz. En önemlisi de bunun gönüllülük esasıyla yapılması doğanı. Yani burada demem o ki balık avını veya balıkçılığı, olta balıkçılığını tamam hani biz istilacı tür hassasiyetimizden dolayı öyle davrandık ama hani günümüzde balıkçılık çok yaygın. Olta balıkçılığı çok yaygın. Ada ülkesiyiz. Sahillerde, İstanbul'da, Türkiye'de, Kıbrıs'ta her yerde bununla karşılaşacaksınız ama hani bir hayvansever olarak bunları şey yapmamıza gerek yok. Yani onlar düşman. Sonuçta hepimiz insanız ve hayvanları severken insanların değerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Çok doğru. Önce insanlar diyorum hani kendimiziz önce. Tabii sonra tabii ki de hayvanları çok seviyoruz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek için bu gibi aktiviteler bence yapılabilir. %100 Doğanay. Bak sen fotoğrafçılığa girmeseydin mesela ben bunda bu işin içine girmeseydim belki de yanlış yollarda olurduk. Kesinlikle öyle. Spor olsun, hobi fotoğrafçılık olsun, balıkçılık olsun. Kendini bulabileceğin her yer. Kesinlikle. Bizi de izleyen çok fazla çocuk da var, aile de var. Her telden insan var. O yüzden çocuklarınıza da bu yöntemi uygulamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ve bu arada bize de katılmak isteyenler tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir kar amaçlı gütmeden Facebook'tan bizi Okkatim olarak aradıklarında bize katılabilirler. Tabii biz onu aşağı açıklamaya ekleriz abi. Oradan tamam, ulaşabilirsiniz. Olur. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir deneyim oldu. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'tayken bu videoların devamı tabii ki de gelecek abi. Her zaman. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.